Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle beraber bu sabah saatlerinde yasalaşan bir kanunla ilgili, ki cep telefonu satıcılarını, kullanıcılarını ve satın alanlarını ilgilendiren bir kanunla ilgili konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de enteresan bir nakit çevirme örneği yaşanıyordu uzun yıllardır. Örneğin siz bir telefonu, diyelim ki işte bir telefon almak istiyorsunuz. İşte 5000 lira telefonun diyelim ki piyasa fiyatı. Ama online satış sitelerinde o telefonu 4000 liraya, 4500 liraya, hatta yerine göre 3500 liraya kadar böyle çok farklı rakamlarda bulabiliyordunuz. Hatta biz de zaman zaman bu konuda eleştiri alıyorduk. Örneğin biz bir telefon incelediğimizde mecburen resmi fiyat üzerinden konuşmak zorundayız. Çünkü piyasada satılan fiyatların hepsi doğru olmayabiliyor. O bakımdan resmi fiyat üzerinden açıklama yaptığımızda kullanıcılar sen 3000 lira dedin ama biz bu telefonu 2500 lirada buluyoruz. Hepsi burada .com'da, N11.com'da, gitti gidiyor .com'da diye bize serzenişlerde bulunuyorlardı. Şimdi yapılan yeni bir düzenlemeyle beraber aslında bu fiyat farkı ortadan kalkacak. Biraz kompleks bir konu. O yüzden böyle tane tane anlatmaya çalışacağım. Çok mümkün mertebe basitleştirmeye çalışacağım ama konunun rekabetle ya da serbest piyasa çok alakası olmadığını söyleyeyim. Çünkü Twitter'da ben öyle bir paylaşım yaptım. Bazı kullanıcılar ama işte rekabet artacak, fiyatlar artacak, yazık değil mi bize falan gibi yorumlar yaptılar. Bu konunun çok da rekabetle alakası yok arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bu bazı kullanıcılar demeyeyim de hani esnafın para döndürmek için kullandığı, geliştirdiği bir yöntemdi. Şimdi anlatayım. Mantık şöyleydi. Çok basit şekilde anlatacağım. Gidiyorsunuz bir tane telefon bayiinden, GSM operatörü bayiinden, Turkcell olabilir, Türk Telekom olabilir veya Vodafone olabilir. Bir telefon alıyorsunuz. Biliyorsunuz bayiler üzerinden yakın zamana kadar işte 12-24 ay taksitte falan telefon alabiliyordunuz. GSM operatörleri üzerinden söyleyeyim. Faturanıza ek olarak. Şimdi telefonu siz diyelim ki 12 ay taksitle aldınız. Kaç paraya aldınız? 5000 liraya diyelim ki. Total rakam 5000 lira ödeyeceğinizi varsayalım. 5000 liraya aldınız. Daha sonra telefonun hiç kutusunu, paketini açmadan, bakın açmadan, burası önemli, gidiyorsunuz bir serbest telefon bayine götürüyorsunuz. Kaç para verirsin bu telefon diyorsun. O diyor ki 4000 lira verir. Ne bileyim 3500 lira verir, bilmiyorum. Nakit veriyor ama size. Nakit parayı sayıyor ve size o telefonu sizden satın alıyor. Siz parayı nakit alıyorsunuz. Diyelim 3500 lira sattınız veya 4000 lira sattınız 5000 liralık telefonu. Siz 12 ay taksitte yine 5000 lira ödüyorsunuz. O kişiler ödüyorlar. Peki o bayi ne yapıyor? O telefon satıcısı ne yapıyor? O telefon satıcısı alıyor telefonu. N11.com'a, hepsi burada .com'a ya da işte gitti gidiyor ya da işte ne bileyim Letgo'ya, şuraya buraya koyup Türkiye garantili, hani hangi markadan alındıysa artık, Samsung'sa Samsung Türkiye garantili, ki doğru, evet Samsung Türkiye garantili. İşte Huawei ise Huawei Türkiye garantili veya başka bir markaysa gerçekten de o markanın garantisiyle satıyordu. Şimdi o yüzden piyasada mesela bir telefonla ilgili, hatta biz geçtiğimiz günlerde bir test yaptık. Sağ olsun Ünsal arkadaşımız yaptı. Onu da şuradan yukarıdan şimdi linkini de koyarım sizlere. Oradan da izleyebilirsiniz. Huawei P30 Lite için bir inceleme yapmıştı. Türkiye fiyatı, yani testi yaptığı dönemdeki 2-3 gün önce yayına girdi. 3300-3400 lira civarındaydı. Biz bunu yazdık bu şekilde. Okuyucu yorumlarından bir tanesi işte o paraya değil 2600 lira bile bulunuyor gibi bir yorum geldi. O paraya bulunmuyor arkadaşlar. Bulunanlar da dediğim bu yöntemle satın alınmış ve piyasaya sürülmüş telefonlardı. Artık bunun önüne geçilecek. Nasıl geçilecek? Şöyle söyleyeyim. Bir GSM operatöründen telefon aldığın zaman, ki artık 6 ayla sınırlandırıldı bu arada taksit, ya da yakın zaman tekrar 12'ye çıkartıldı galiba. Orası biraz karıştı son dönemde ama 6 ay olduğunu varsayalım. Taksit süresi bitene kadar telefon numarası belli bir numaraya eşleştirecek bu telefon. Yani siz bir telefon aldınız. Diyeceksiniz ki ben bu telefonu şu numarayla kullanacağım. İşte 532 bıdı 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 bıdı. Ve taksit süresi bitene kadar o telefonun hattının dışındaki başka bir hatla çalışmayacak. Böyle bir yeni bir düzenleme yapıldı. İşte bu az önce anlattığım bu nakit çevirme yöntemi. Çünkü o kişi hani 5000 liraya aldığı telefonu 4000 liraya sattı. Çünkü taksitle ödüyor, uzun vadeye yaymış oluyor ödemesini ama parayı peşin alıyordu. Bunu böyle bir tane için düşünmeyin bu arada. Bunu böyle adetli olarak yapan kişiler de vardı. Yani 10 tane telefonda yaptığınızda bu 30 bin lira gibi para yapıyor cebinize giren. Diyelim ki 3 bin liradan sattığınızı varsayıyorum. Tabii ki diyorsunuz ki adam zaten fazla para ödüyor. Evet ama işte kendince bir nakit para döndürme yöntemi, Türk usulü diyelim. Bize has belki bir yöntem. Yurt dışında yapılıyor mu böyle şeyler zannetmiyorum ama böyle bir yöntemin olduğunu da söyleyeyim. Bir dönem bunu kontör üzerinden de yapmışlardı ama onun da önüne geçildi. Bir şekilde o da ortadan kaldırılmış oldu. Şimdi bu yöntemin de artık
tamamen önüne geçilmiş oluyor. Ama bunun rekabette falan bir alakası yok, onu söylemiş olayım. Çünkü bazı yorumlar da geldi bana az önce söylediğim gibi. Hani rekabete işte bu aykırı bir durum, işte fiyatları artacak. E zaten bu telefonların fiyatı zaten böyle değildi arkadaşlar. Yani sizin ucuza alıyor olmanız o telefonun gerçekten de ucuz olduğu anlamına gelmiyordu. Birileri böyle enteresan bir ticaret yöntemi geliştirmişti. Şimdi o yöntemin de muhtemelen yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ha, bu kırılabilir mi? Kırılır. Yani siz telefonu satın alırken belki alıcısını da bulup hani ben bu telefonu şu kişi şu numarayla kullanacağım deyip o kişinin numarasını da verebilirsiniz. Böyle hani bizim Türk usulü yine çözümler bulunabilir mi? Bulunabilir. Hatta bir takipçimiz sağ olsun bana şey yazmıştı. Hani hatsız satılır. Sim kart kullanmadan satılır falan. O zaman tablete döner telefon. O da ayrı bir konu ama yani böyle yöntemler vardı. Mesela ben az önce söylediğim Huawei P30 Lite örneğinden söyleyeyim. Şu anda bilgisayar açık burada. Şu anda bakıyorum. Vatan bilgisayarda Huawei P30 Lite'in fiyatı 128 GB için Türkiye garantili modelden bahsediyorum. Paralelitat falan burada konumuz değil zaten. 3299 TL. Ama mesela Epey üzerinden, epey.com diye bir site var biliyorsunuz. Fiyat karşılaştırması yapabiliyorsunuz. Onun üzerinden baktığımda işte N11.com üzerinde 2780 liraya satıldığını görüyorum. Ki arada bakın şimdi 3300 lira diyelim. 3300 lira buradan 2780, 220 de buradan 520 lira fark var. İşte bu fark buradan kaynaklı. Çünkü bu da Türkiye garantili bu arada. Hani paralelitatla karıştırmıyor. Paralelitat ucuz olabiliyor. Hani özellikle Xiaomi telefonlarında, belli markaların telefonlarında paralelitat gerçekten ucuz olabiliyor. Onun da başka sıkıntıları var. Bu videomuzun konusu olmadığı için çok değinmeyeceğim ama yani 520 liraya yakın bir farktan bahsediyoruz. İşte Amazon.com.tr'de mesela 2839 lira diyor. Hani bu da aynı yöntem mi bilmiyorum bu arada. Trendyol satıyor 2849 liraya. Hepsiburada.com'da 2899 liraya satılıyor. Tabii bunların hepsinin şey olduğunu bir emin değilim ben. Bu anlattığım yöntemle mi satılıyor bilmiyorum ama böyle inanılmaz bir fark varsa piyasa fiyatıyla online satışta bulabileceğiniz rakam arasında birazcık şüphelenmekte fayda var. Ama artık bu yöntemlerin tamamen engellendiğini söyleyeyim. Bundan sonra bir telefon alırken muhtemelen böyle bir hani bu kadar fiyat farkıyla karşılaşmayacaksınız. Çünkü bu üreticileri de zor duruma sokuyordu. Çünkü Samsung'un, işte Huawei'nin ne bileyim veya diğer markaların telefonlarını almak isteyen insanlar resmi kanallara gittiklerinde aldıkları fiyatla böyle online ticaret sitelerinden aldıkları fiyat arasında zaman zaman bu tarz uçurumlar olabiliyordu. Bu da hani kullanıcının kafasını karıştırdı. Yani Samsung bize kazık mı atıyor, Huawei bize kazık mı atıyor ne bileyim ya da X marka, Y marka bize kazık mı atıyor algısını oluşturuyordu. Hatta bize de böyle sorular geliyordu. Ama sonuçta bu enteresan bir ticaret yöntemi olduğu için de yasa dışı bir şey değildi bu arada. Hani yasal olmayan bir konu değil bu arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Ama hani yapılması da çok teşvik edilen bir şeydi. Çünkü rekabeti engelleyen bir durum söz konusu. Ama şu anda yasal olarak hani bunu yapamazsın diye bir şey yoktu. Ama bu alınan önlemle, yani yasal olarak olmasa da fiili olarak en azından bu durumun önüne geçilmiş olacak. Sonuçları ne olur? Dediğim gibi fiyatlar bir tık artacaktır. Yani daha doğrusu ucuza bulma ihtimaliniz artık ortadan kalkacaktır. Ancak paralel ithalat gibi çözümlere yönelmek lazım. O dediğim gibi o başka bir problemler getiriyor beraberinde. Veya işte kendi riskinizi kendiniz almanız gereken durumlar oluşabiliyor. Ama fiyatların bir tık artabileceğini söyleyeyim. Hatta işte dediğim gibi bazı öyle o tarz yorumlar da geldi. Ama bence hani haksız rekabetin önüne geçecek bir durum. Hani ben fiyatlar artsın derdinde değilim. O iyi olmuş da demiyoruz ama rekabet konusunda sıkıntıya sokuyordu bu. Yani Vatan bilgisayarda şimdi 3300 lira olan bir telefonu kimse gidip o parayı almıyor. Almak istemeyecektir haliyle. Çünkü diğer telefon da Türkiye garantili. O markanın Türkiye garantili telefonundan bahsediyoruz. Bu da kafaları karıştırıyordu ister istemez. Hani kampanya takip etmeniz lazım. Bilmem ne yapmanız gerekiyordu. Artık bu kadar büyük bir makas olacağını ben düşünmüyorum. Bu makas kapalacaktır. Yani 100 lira 200 lira fark etsin tabii ki, ona bir şey demiyoruz ama 500 lira 600 lira hatta çok pahalı telefonlarda 1000 lira 2000 liraya kadar çıkan rakam farklılıkları oluyordu. Bu yeni yapılan kanunla beraber bunların da artık yavaş yavaş ortadan kalkacağını söylemek isterim. Biraz zor bir konuydu, biraz fazla uzattım belki ama anlaması ve anlatması zor bir konu. Ben yazınca bile hani yazılı bir haber yapmıştık bununla ilgili, onu paylaştım. Orada bile insanlar tam olarak anlayamamış. Çünkü gelen sorulardan, yapılan yorumlardan biraz da onu anlıyorum. O yüzden böyle tekrar üzerine basarak hani
bu enteresan bir işte ödeme yöntemi haline geldi. Bunun altını çizerek anlatmaya çalıştım. Sürçülisan ettiksek affola. Konuyla ilgili sizin merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttum veya kafası takılan başka bir soru varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Teknoloji Okulu'nun Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarını takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalımıza abone olursanız diye tahmin ediyorum. Değilsiniz, olmayı da unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.